Çin'den Türkiye piyasasına yeni girmiş olan Oktel C33 telefonun oyun performansına bakıyoruz. Bugün Çin'den Türkiye piyasasına yeni girmiş olan bir telefon tanıtımı yapacağım sizlere. Oktel markasının C33 telefonu bulunuyor elimde. Bunun birazdan kutu açılımını yapacağız, oyun performansına bakacağız ve detaylı özelliklerini paylaşacağım. Öncelikle Çin'den yeni Türkiye piyasasına girmiş, aslında şu anda rekabet içerisinde diğer markalarla. Çünkü özellikleri bakımından fazla bir hizmet sunuyor ve fiyatlandırması da aslında diğer marka, bilinmiş markalara göre biraz daha uygun kalıyor. Ama özellikler olarak fazlalaşıyor. Bu görmüş olduğunuz telefonun kutu yapısı zaten bu şekilde turuncu bir şekilde tarafımıza geliyor. Ayrıyetten Oktel markasının bu şekilde de bir kulaklığı bulunuyor. Bu da AirPods çakması, zaten kendi markalarını üzerine basmışlar. Şimdi kutudan neler çıkıyor onlara bir bakalım. Oyun performansına da bakacağız. Bakalım oyun içerisinde donuyor mu, kasıyor mu, bunları göreceğiz. Need for Speed ve PUBG oyununu zaten ele alacağım. Yüklü oyunlar şu anda telefon içerisinde ve onları da inceledikten sonra genel özellikleriyle tekrardan karşınızda olacağım. Bu telefon alınır mı, alınmaz mı, buna yakından bakıyor olacağız. Kutu açılımına geldik. Öncelikle bunları bir kenara alıyoruz. Oktel markasının kutusu bu şekilde. Bir adet şarj kablosu çıkıyor. Bir ucu Type-C, bir ucu USB olarak. Bir de şarj adaptörümüz geliyor içerisinden. Görmüş olduğunuz gibi aslında birçok markada çıkan ürünler diyebilirim. Kutu içerisinden bu şekilde telefonun kılıfı çıkıyor. Çünkü ilk piyasaya girdikleri için zor bulunacak bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da bendeki mavi rengi ve telefonun kendisi geliyor bu şekilde, görmüş olduğunuz gibi. Arkasında bir adet parmak izi bulunuyor ve iki tane de kamerası var. Ön kamerası da buraya yerleştirilmiş, burada gözüküyor. Son olarak da bir adet KVK belgesi, bir adet C33 kullanım kitapçığı geliyor ve burada da Oktel'in garanti belgesi bulunuyor. Türkiye'de satışı olduğu için bu kartlar da kutunun içerisinden çıkıyor. Kulaklığa da bakalım. Tabii ben bunların kutusunu açtım bu arada. Deneyimledim ki sizlere deneyimimi o şekilde paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kulaklık var. Tam böyle AirPods gibi değil. Tam AirPods gibi de duruyor. Biraz daha değişik bir tasarımı var. AirPods Pro'nun replikası diyebiliriz aslında buna. Ve bunun içerisinden de baktığımızda bir adet Type-C'den USB'ye şarj kablosu ve kullanım kitapçığı geliyor. Şimdi şöyle yapalım, bir oyun performansımıza bakalım ve sonrasında kamera performanslarımıza da geçiş yapacağız. Şimdi PUBG'de uçaktayız. Hani böyle oyunun bir atlayışını, ufak tefek gezmesini, dolaşmasını görün. Herhangi bir kasma donma yok şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şimdi takipten çıktım, ben bir atlıyorum hemen. Tabii şimdi yeni yüklediğim için bu ayarları da bana yapmamı söylüyor. 30 FPS bu arada, 60 FPS değil. 30 FPS bu arada, 60 FPS değil. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hemen şuradaki eve koşuyorum. Ulan bunu da oynamayalım, bayağı olmuş. Oyunun size hani böyle çok fazla adam bulamadığım için bir ateş etme versiyonunu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bayağı hani böyle donma kasma yaşamadan oynayabileceğiniz bir oyun. Şöyle zıplamama vesaire bakın. Hemen bir de yere yatalım. Şöyle bir de sıkalım. Şimdi ayarlarını da bir göstereyim sizlere, grafik ayarlarını. Görmüş olduğunuz gibi HD yüksekte oynuyorum. Ve bu da klasikte. Yani bu ayarları da bu şekilde görmenizi istiyorum. Efektlere de basalım. Sese de basalım. Mesela şu anda HDR almaya çalıştığımda yakında gelecek diyor. Ve burada akıcı aşırı yüksekte, bakalım değişiklik olacak mı? Biraz daha böyle sanki akış daha hızlanmaya başladı. Oyun performansı PUBG ile bu şekildeydi. Şimdi Need for Speed'deki performansını da bir yakından inceleyelim. Yarış başlıyor. Gayet akışkan bir oyun deneyimi sunuyor. PUBG'de gördük zaten. Başladık yarışa. Nitromuz var mı? Varmış. Subaru herhalde bu araç bu arada. Şöyle bir izleyelim birazcık nasıl bir performans verdiğini.
Need for Speed performansı da bu şekilde, görmüş olduğunuz gibi akışkan bir oyun deneyimi sunuyor söylediğim gibi. Yani cihazın kendi performansı bence 8 GB RAM olması gayet yeterli. PUBG olsun, işte Asphalt veya Need for Speed gibi oyunlarda akışkan bir oyun deneyimi sunuyor bizlere. Biraz daha böyle gösterdikten sonra tekrar kamera karşısına geçeceğim. Telefonun oyun performansına yakından baktık. Ben şimdi sizlere konuşurken de dışarıda çekmiş olduğum fotoğrafları da göstereceğim. Hatta Reels videosunu paylaşacağım. Orada Instagram'ımda paylaşmıştım bu videoyu daha öncesinde. Bir Reels videosu yaptım ve orada hem böyle videosunu hem de fotoğrafını paylaştım. Ürünün sizlere bir de bu kameradan yakından böyle görüntüsünü göstermek istiyorum. Baktığınızda gayet güzel bir renge sahip. Arka kısmı plastik. Önde bir kamerası bulunuyor. Burada bir parmak izi var. Şu anda net olarak kamerada görüyorsunuzdur. Bu şekilde dokunduğunuzda parmak izinizi açıyor ve yüz tanıma özelliği de bulunuyor ayrıca bu üründe. 8 GB RAM'i bulunuyor. 256 GB da dahili hafızası bulunuyor. 5000 mAh'lik bir bataryası bulunmakta. 4G bağlantı arayüzünü destekliyor. Ayrıca baktığımızda zaten hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ürün. Kendi çıkarttığı içerisindeki adaptör ve Type-C kablosuyla birlikte yaklaşık 1 saate yakın bir sürede tamamen fullenebiliyor şarj. Şimdi şöyle tasarımına tekrar bir bakalım. Arka kısmına baktığımızda tamamen güzel bir tasarımı bulunuyor. Böyle telefon hafif, yani böyle elinize tuttuğunuzda bir ağırlık hissetmiyorsunuz ve rahat taşınabilen bir cihaz. Telefon cebinize de sığabiliyor. Onun dışında zaten anlatabileceklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dediğim gibi bu Çin piyasasından Türkiye'ye yeni girmiş bir telefon ve farklı birçok modelleri bulunuyor. Kulaklık da yanında geliyor olması da ayrı bir avantaj zaten hediye olarak. Sizler de ürünü temin ettiyseniz veya kullanıyorsanız yorumlarda sormak istediğiniz veya kendi kullanıcı yorumlarınızı da paylaşmak isterseniz bunları yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan takip edin ki genelde ilk ürün çekimlerimi Instagram Reels'ta paylaşıyorum ve sonrasında YouTube kanalımda sizlere paylaşıyorum. Sizler Okitel markasının C33 telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Piyasaya yeni giren Okitel markasının C33 telefonuna yakından bakıyoruz. Kutunun içerisinden telefonun kendisi, kılıf, şarj adaptörü ve kablosu geliyor. Ayrıca Okitel markasına ait Bluetooth kulaklık da kutunun yanında sizlere hediye olarak geliyor. Telefonu çocuklarınıza tablet niyetine alacağınıza telefon olarak alabileceğiniz uygun fiyatlı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir tasarımı bulunuyor ve çocuklarınıza hitap edecek bir telefon. Çekmiş olduğum fotoğraf ve videolar da burada gözüküyor. Detaylı olarak YouTube kanalımda da ürünü incelemeye çalışacağım ve sizlere orada detaylı bilgileri paylaşacağım. İster çocuğunuza ister kendinize alabileceğiniz uygun fiyatlı bir telefon. Telefonun arayüzü gayet hızlı ve arkasında bir adet parmak okuyucu bulunuyor. Bu sayede kilidini rahatlıkla açabiliyorsunuz. Telefonla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Görüşmek üzere.